Okulda başarılı olamayan öğrenciler, sınıfta konuya konsantre olamayan, dersi anlamayan, yani gerizekalı olduğundan dolayı değil, kafasında başka başka düşünceler olduğu için Dikkat hiperaktif olan, dikkat dağınıklığı da dağınıklı olan, diyebiliriz aslında. dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı, aşırı aktif olan çocuklar için ve sınavda başarılı olabilmek için IQ Plus. Bunu iki Türk ilim adamı geliştirmiş. IQ Plus Forte. Evet, benim tanıdığım dostlarım olur. Bir fuarda bunlarla karşılaştık. Dedim ki burası bitkisel gıda takviyesi, tanıtan, satan ürünleri, reklamını yapan insanların olduğu, katıldığı bir yer. Sizin de işiniz var. Dediler ki bizim de bir ürünümüz var. Ne? 15 yıl çalıştık, IQ Plus ürettik. Ne işe yarıyor? Zeka. O ben de ürettim. Dediler ki hiç üretmene gerek yok. Neden? Biz zaten satacağız bunu. Dedim ben alırım. Aldım. Patent hakkını, bütün haklarını aldım IQ Plus'ın. Biraz da daha geliştirdik tabii. Bunun birleşiminde Ginkgo. Ginkgo var. Ne yapıyor? Ginkgo unutkanlığa karşı. Beyinde kan akışını artırır, hafızayı güçlendirir, kişiye, konuya odaklandırır. Cin gibi yapar. Dünyada en çok satılan bitkisel, bitki şifalı bitki Ginkgo'dur. Bir numara dünyada. Bundan yapılan damla drajeler. İkincisi, üzerlik tohumu kişinin kafasındaki negatif düşünceleri siler. Beyni böyle silgeç gibi, nasıl ki arabanızı yağmurlu kötü bir havada temizliyor, siliyor, çalıştırıyorsunuz. Bu da temizliyoruz. beyni negatif düşüncelerden siler. Hatta kara sevdaya yakalanan genç, o bunu, buhranı, bunalımı atamasa daha kötü durumlar yaşayabilir. Bu tür rahatsızlığı olanlar bile kullandığı zaman temizlenir. Şak 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 beyin arınır, temizlenir. Negatif düşünceleri, fikirleri temizler. IQ Plus konuya odaklandırır. Sarı kantaron içerir. Sarı kantaron ekstraktı tabii. Bu ne yapıyor? Serotonin hormon salgılanmasını artırır. Böylece kişi mutlu, umutlu, neşeli, huzurlu olur. Noradrenalin hormon salgılanmasını artırır. Kişi konuya odaklanır. İşini yapar. Dopamin hormonu salgılanmasını artırır. Glutamat. Bir nevi psikolojik destek veriyor hocam. Tabii. Değil mi? Çok çok önemli. IQ Çok Plus önemli yani şu an öğrenciler söyledikleriniz, için. anlattıklarınız gerçekten Amerika Birleşik çok önemli. Devletleri'nde bir ara bir film çevirdiler, Limitsiz diye. Ondan esinlenerek bir firma böyle bir vatandaşı dolandırmak için bir ürün üretmiş. İçine basmış vitamini. Bu şuna şuna iyi gelir. Ya hiçbir ilgisi yok. Fuarda karşılaştık, diyor ki bana siz IQ Plus'ı nasıl geliştirdiniz, içinde ne var? Dedim saf mıyım ben, Kayserliyim. Diyor ki biz yaptık ama diyor pek tutmadı diyor. Ama çok reklam yapıyorsunuz dedim. Ya reklam yapıyoruz ama diyor içinde vitamin var, başka bir şey yok. Öyle değil, vitaminle, mineralle olacak iş değil. Burada ginkgo var, sarı kantaron var, efendim üzerlik var, 19 çeşit bitki ekstraktı var. Bu çok önemli, Hepsi evet. beyinle ilgileri, beynin fonksiyonlarını artırıcı, sınavda başarıyı sağlayıcı, kişiyi konuya odaklandırıcı, hafızayı güçlendirici, öğrenciler için. Mesela günümüzde bu tür problem olan çocuklar için doktor ne yazıyor? Ritalin. Ritalin bazı ülkelerde yasak. Ritalin kullanan çocuklar beyindeki hormon dengeleri bozulur. IQ'su 150-200 olan bir çocuğu, mesela 150 diyelim, Ritalin kullanırsa yavaş yavaş gerizekalı olur. Oo, Allah korusun. Tabii çok çok tehlikeli Allah Ritalin. korusun, gerçekten çok yazık Birçok yani. aile sırf çocuğu hiperaktif olmasın diye Ritalin veriyor, çocuğu uyuşturuyor. Ne yapıyor? Beynin hormon dengelerini bozuyor. Yani sırf çocuğu rahat rahat etsin kendisi. Çocukla ilgilenmemek için veriyor kimyasalı, veriyor kimyasalı. Kendi çocuğunu zehirliyor. Hayatını karartıyor. Farkına varmıyor. Ritalin'in yan tesirlerini okusanız 2 sayfa. Değil mi? Okumuyor, araştırmıyor, incelemiyor. Doktorum verdi, ben de veriyorum. Olacak iş mi? Doktorum verebilir. Doktorum veriyor da bazı doktorlar ABC firmasından ne alıyor? Para, puan kazanıyor, izin kazanıyor, ev kazanıyor, tatil kazanıyor. Bunun için yazıyor. Bazı böyle, hepsi değil tabii, birkaç tane doktor var böyle yani. Bunlar da malum yapılan şeyler yani, gizli saklı yok artık. Evet. Hangi firmalar hangi doktorlara ne kadar reçete yazmışsa o izin kazanıyor. Gidiyor Karayipler'de şurada burada izin yapmak için çocukları zehirleyen insanlar da var. Yani bu da artık saklı gizli değil, bilinen Aman, şeyler. aman efendim, Allah korusun. Allah korusun. Amin. Gerçekten Allah korusun. Evet. Evet. Şimdi migrenle ilgili konuşurken Ginkgo, eğer ki migren problemi beyinde
kan akışında yetersizlik varsa, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa, beyinde loblar arasında kirlenme olmuşsa, hücreler burada 80 ila 100 milyar nöron, sinüs hücresi var. Beslenemese ne olur? Yavaş yavaş iltihaplanma olur. Bu da migrene sebep olur. Ginkgo kullandığında beyin tekrar beslenir, problem ortadan kalkar. Hı hı. Fakat iltihap olmuşsa o zaman beyindeki iltihapları iksirle kullandığınızda yavaş yavaş ortadan kaldırır. Onun karışımı nedir efendim? İksirimizin karışımı nedir? İksirin birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altınbaşı kutusu, zeytinyağı vesaire vesaire var. Mesela çeşit bitki. Zerdeçal tümörü eritici olduğu klinik araştırmada belgilenmiş. Klinik araştırması. Sarımsak damarların içinde komple plakları çözdüğü, kolesterol, lipid, trigliseri erittiği, yüksek tansiyonu önlediği, kalbi beslediği klinik araştırma. Alıç var. Alıç yüksek tansiyona, kolesterola karşı etkili olduğu, kalbi beslediği, kalp damarlarının tıkanmaları önlediği klinik araştırmalarla belgelenmiş. Evet, bunları unutmuyoruz efendim. Biz yine bir daha aslında tekrarlayalım. Ginkgo diyoruz. Migren için. Migren için. Şimdi tetikleyen faktör. Bir daha belki kaçıran izleyicilerimiz damarlarda vardır. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa iksir. Beyinde kan akışında bu daralmadan dolayı anormallik, yetersizlik varsa ginkgo. Evet. Bağırsaklarında problem varsa aloe vera. Midesinde problem varsa tonik. Yani duruma göre bilmek gerekir. Yapsın, nedir rahatsızlık? Ayrı ayrı. Birçok faktör tetikleyebilir. Bu rahatsızlıkları nelerin tetiklediğini bilirsek kolay. Problem değil.